Ekran kapalıydı, kırmızı ekranlardı. Oradan çıkmak için çıkışa basıyorsun. Ekran kilidini kapat yazıyor. Okey deyip ekran kilidinden çıkıyorsun. Bu ekran geliyor. Evet. Burada Tamam. Devam edelim. Faturasını zaten vatandaşın önünde fatura numarasını biliyorsun. TC kimlik numarasına ihtiyacımız var burada. Evet. Fatura seçeneğini seçiyoruz. Çünkü biz faturalı işlem yapıyoruz. Evet. Yani bakkallar gibi faturasız direkt fiş kesmiyoruz. Faturalı işlem yaptığımız için fatura menüsüne girdik. Burada iki seçenek çıkıyor. Adam derse ki benim dükkanım var, vergi kimlik numaram üzerinden kes derse Evet. birinci seçenekten gideceğiz. Yok, normal bireysel vatandaşsa kimlik numarası var ikinci seçenekte. İkiye basacağız. Bana vatandaşın TC kimlik numarasını TC soruyor. istiyor. Böyle Selamun giriyoruz. aleyküm. Aleykümselam. 510 93 490. TC kimlik numarasına girdik vatandaşın. 3 tane seçenek çıkıyor. Bizim şu E'lerle işimiz yok. Normal fiziksel fatura seçeneğiniz Tamam. seçiyoruz. Giriş diyoruz. Fatura no'yu soruyor bize. Evet. Bir tane fatura no'su giriyorsun. O fatura numarası kaçsa Anladım. artık Ha. elle fiziksel yazdığımız fatura numarasını buradan giriyoruz. 95, 1, 2, 3 artık. Anladım. Giriş diyorsun. Bilgi fişini bastı. Şimdi sıra geldi POS'unu çekmeye. Evet. Faturalı satış tutarını yazıyoruz. 100 lira. Giriş diyoruz. Evet. Giriş demeyecektik işte, yanlış dedik. Bir daha çekeriz. Düzeltiyor mu? Yok ben yanlış. Tamam. Sorun değil yani. Çekeceğimiz miktarı yazdık az önce en son. 100 Evet. lira yazdık. Kredi de demiyormuşuz. 100 yazdık. Buradan kısım seçiyoruz. Zaten diğer kısımlar ayarlı tanımlı değil. Bir tek kısım 1 tanımlı. Elektrikli ev aletleri kısım 1. Bak ne güzel. Kısım 1'e tıkladık. Dırt, kısım 1'i seçtik. Evet. Şimdi kredi diyoruz. Kartı okutunuz dedi. Evet. Kartı okutuyoruz. Buradan gerisi diğer POS cihazlarına benziyor. Bunun işte ortak POS olduğu için banka isimleri çıkıyor karşına. Bizim bankamız tabii burada tanımlı değil. Az önce Akbank'tan yapmıştık. Akbank'ı Tamam. seçeceğiz. Diyelim Onu ki Akbank seçin. takılı. Bu basit o zaman. Akbank'ı seçiyorum. Bakalım bir işlem yapacak mı? Nasıl bir hata verecek? Hem onu görelim. Yanlış banka seçince. Akbank işte satış, ön programı satış. Buradan şifre soruyor. Yalnız şimdi çekebilir. 100 dersek çeker. İptal et o zaman. Problem yapmadı. Yani Tamam. banka şeyini problem yapmadı. Hani önceden de değişik kartla başka bankanın posundan çekebiliyorduk ya. O hesap bunu da çekiyor. Tamam. Yüzde Az önce bir çektim. işlem gerçekleştirdik. Şimdi bunu iptal etmek istiyoruz. Çok güzel. Burada ana menüde banka seçeneği var. Banka seçeneğinden hareket ediyoruz. Kartı okutunuz diyor. İnşallah hasılı çıkmaz, yoksa 100 lira gider. Banka. Az önce Akbank'tan işlem Ha, yapmıştık. Gene Akbank. Akbank'ı seçelim. Giriş. Sıra ne soracak bize büyük ihtimalle? İptal iade seçeneği. İkinci seçenek ön previzyon. Bizim onunla alakamız yok. Biz iptal yapacağız. Bir seçeneğe. Bir Tamam. seçeneğe giriş diyoruz. Tekrar iptal mi iade mi soruyor. Tekrar giriş diyoruz. Sıra no soruyor. Fişimizde sıra no yazan yeri kart sahibine ait müsaadan değil de iş yerine ait müsaadan bulacağız. İş yeri müsaade. Çünkü diğerinde yazmıyor. Bak, iş yeri nüshasında sıra no 3 yazıyor. Anladım. Alttakinden. Tamam. Evet. 0003 sıra no'sunu yazdık. Giriş diyoruz. İptal işlemini gerçekleştiriyor. Üye iş yerine ait olan nüshayı yaptı. Bu da müşteriye ait nüsha. Tamam. İptal işlemi böyle gerçekleşmiş oluyor. Böylece tamamlanmış oluyor ama. Aynen.